Efendim, güzel bir haber var sırada. Yüzünüzü güldürecek, göğsünüzü kabartacak bir haber olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13 yaşındaki Aryasu Gülenç, 13-29 yaş arasında 26 piyanistin katıldığı Almanya'daki 16. Uluslararası Piyano Yarışması'nı kazandı. Gülenç bugüne kadar yarışmayı kazanan en genç piyanist oldu. Şimdi bu başarıyı imza atan genç piyanistle konuşacağız. Yayınımıza hoş geldin Aryasu. Hoş buldum, merhaba. Aryasu, çok önemli bir başarı elde ettin. En genç piyanist oldun bu yarışmayı kazanan. Nasıl hissediyorsun? Çevrenden tepkiler nasıl oldu? Ailenden, arkadaşlarından, öğretmenlerinden? Açıkçası çok mutluyum. Benim için çok gurur verici bir duygu. Ve ne mutlu bana eğer ki ailemi, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve ülkemi yurt dışında gururlandırabildiysem. Çok mutluyum. Alman basınında da dahi çocuk yorumu yapıldı senin için. Nasıl hissettirdi bu sözler? Açıkçası çok gerçekten çok güzel bir duygu fakat yani mesela dünyamızda Beethoven, Mozart gibi besteciler yaşamışken hani benim dahi olarak anılmam biraz da böyle hani garip gibi geliyor bana. Peki o zaman şöyle sorayım. Nasıl başladın piyano çalmaya? Etrafından birisi mi seni yönlendirdi? Çevrenden, ailen ya da öğretmenlerinden? Yoksa ilham aldığın, böyle beğendiğin birisi mi vardı? Nasıl oldu başlangıç? Ben 6 yaşındayken piyanoya başladım. Babam müzik öğretmeni ve ailem de müzikle iç içe. Bu yüzden benim bir müzik enstrümanı çalmamı istediler. Ve bir müzik enstrümanları satan bir dükkana gittiğimizde ise ben gördüğüm beyaz bir piyanoyla gerçekten çok hoşuma gitmişti o piyano. Hala hatırlıyorum o anı. Ve o günden sonra da piyano çalmak istediğimi aileme söyledim. Ve böylelikle dersler almaya başladım. Yarışmaya nasıl hazırlandın? Nasıl bir eğitim sürecinden geçtin? Ben şu anda piyano çalışmalarımı Yıldız Aslanova öğretmenimle birlikte devam ediyorum. Ve biz 2 ay boyunca çok yoğun bir repertuar programı hazırladık. Ve o 2 ay boyunca da bu festivale hazırlandım, yarışmaya. Güzel bir dönemdi, zorlu bir dönemdi. Fakat emeğimin karşılığını alınca da gerçekten çok mutlu oluyorum. Tabii bir yandan okul da devam ediyor. Okul performansını nasıl etkiliyor piyano çalmak? Arkadaşların sana özeniyordur mutlaka. Evet, arkadaşlarımla aram da çok iyi. Okula gittiğim zaman öğretmenlerim de benim bu durumumu göz önünde bulundurarak bana çok destek oluyorlar. Okuldaki müdürümüz de gerçekten çok destek oluyor bana. Ve bu yüzden çok mutluyum böyle öğretmenlerim ve arkadaşlarım ve ailem de olduğu için. Aryasu, şimdi bu yarışmaya katıldın ve kazandın. Bir boost da elde ettin. Geleceğe dair planların neler? Yakın zamanlı hedefim liseyi yurt dışında okumak. Daha çok Almanya olarak istiyoruz ailecek. Ve burada katıldığım ve yaptığım masterclasslar sonucunda da Elena Levitt, Hannover Müzik Lisesi'nde eğitim veren Profesör Elena Levitt ve Avusturya Graz Üniversitesi'nde eğitim veren Susanna Niederdorf'a beni kendi sınıf buna davet ettiler ve bu benim için gerçekten çok gurur verici bir duygu. Ve liseyi de dediğim gibi yurt dışında okumak istiyorum. Asıl hedefim ve asıl amacım çok iyi bir konser piyanisti olabilmek. Dünyanın farklı yerlerindeki konser salonlarında resteller vermek ve orkestralarla birlikte konçertolar seslendirmek. Kendimi ve ülkemi, ailemi dünyada çok iyi bir şekilde gururlandırmak istiyorum. Böyle asıl bunu hedefim ve şimdiden amacım bu. Yaptın aslında. Hepimizi çok gururlandırdın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni. Peki kendi bestelerini yapmaya bir eğilimin var mı? Kendi eserlerini de duyacak mıyız? Evet, şu ana kadar 2 tane beste yaptım ve daha bestecilikle aslında öğrenmem gereken çok şey var. Kompozisyon dersleri de almam gerekiyor aynı zamanda. İlk bestem ilk beste.
Ve bu yakın zamanlarda bestelediğim beste ise çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerini, ailelerini, okullarını terk edip başka ülkelere göç etmek zorunda kalan çocuklar için besteledim. Ve adını ise Gökyüzü koydum. Evet, bu konuyla ilgili bir beste yaptım yakın zamanda. Ellerine sağlık. Gerçekten çok etkileyici hikayen. Peki şimdi baktığımızda senin gibi gençlere mesajın ne olacak? Eğer piyano çalmaya niyetleri varsa nasıl bir yolu izlemeliler sence ve yetkililer nasıl destek olmalı onlara? Herhalde sponsorlar da çok önemli bu anlamda, değil mi? Evet, tabii ki de. Ben mesela 2018 yılından beri genç müzisyenlere destek vermek için kurulan Çev Sanat Vakfı'nın bursiyeriyim. Ve gerçekten bir enstrüman çalabilmek ve bu konuda profesyonelleşmek için çok hem maddi hem de manevi çok fazla desteğe ihtiyacınız oluyor. Ve bu yüzden mesela en önemlisi devletin bence bu desteği sağlaması. Mesela Harika Çocuklar Yasası biliyorsunuz vardı ülkemizde ve bu yasadan dolayı birçok piyanist şu anda ülkemizi dünyada temsil eden piyanistler ve müzisyenler çıktı. Ve ben tekrardan bu yasanın devlette uygulanmasını gerçekten çok önemli buluyorum. Çok da anlamlı bir destek olabilir bence. Çocuklara ve gençlere, benim yaşımdakilere tavsiyem ise en önemli şey sevmek. Sevdikten sonra ve yeterli maddi ve manevi desteği bulduktan sonra her şey geliyor. Tabii ki de çalışmak lazım. Çalışmak için bence sadece saatlere bakarak çalışmamalılar. Daha önemli olan şey çalışmanın verimliliği. Ben bunu daha çok önemli buluyorum. Ve sevdikten sonra her şey geliyor. Ayasu, çok çok teşekkür ediyoruz. Tam da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız bu yılda çok güzel bir örneksin. İçimizi açtın, göğsümüzü kabarttın. Başarıların devamı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim, bu güzel haberin ardından gündemdeki diğer maddelerle devam edeceğiz. Aşırı sıcakları.